ne diyorsun? Salıncak bile var. Tamam da oğlum. Kaya, Kaya yavaş oğlum, koşma. Oya, Oya. Kardeşine göz kulak ol. Of anne ya. Yani şu Şirin yüzünden hayatım senin organın gibi sürdürüyorum. Ne biçim konuşma o anneyle öyle? Ha? Organımsın tabii, ben doğurdum seni. Evet, burası daha evimizin Şirin bahçesi. Nasıl? Beğendiniz mi? Nedmettin, ben bu eve bayıldım. Özellikle bahçe muhteşem. Yani çok böyle, böyle normal geldi bana ya. Böyle sıradan, böyle klasik bir bahçe yani. Böyle kuvvet gibi havuz koymuşlar falan. Böyle zaten evlerin böyle klasik, normal bahçeler oluyor yani. Çok normal. Necmettin saçmalama. Bugüne kadar oturduğumuz hangi evin bahçesi böyle? Hayır, senin gördüğün hangi evin bahçesi böyle? Pardon. Melike ne yapıyorsun ya? Ha? Ben konuşuyorum, evin fiyatını düşürmeye çalışıyorum bile. Konuşup konuşup evin fiyatını fırlatıyorsun ya. Kızım uyanık olacak. Vallahi evin sahibi kendisi böyle bu kadar metlemez ev. Bir sus. Sen bir sus Allah aşkına ya. Rüya Hanım, biz eve bayıldık. Eğer fiyatta anlaşırsak hemen almak istiyoruz. Bu ev içinde huzurla yaşayabileceğiniz gerçekten güzel bir ev. Evet, fiyatına gelirsek huzurumuzu boş verin. Tabii. 1 milyon. Bu koca ev 1 milyon mu her şey? Havuz mavuz hep içinden 1 milyon? Evet. Bak ağzından çıktı bir kere bak. Vallahi bu pazarlı falan yok bak. 1 milyon dedin ağzından çıktı. 1 milyonsa hayırlı olsun o zaman, alıyoruz. Aldık, aldık evi. Ay canım kocam benim. Aldık evi. Allah'ım şükürler olsun, sonunda hayallerimize kavuştuk. Alamaz diyenler utansın, alamaz diyenler utansın. Yeter. O zaman hayırlı olsun. Yalnız bu civarda böyle bir evi 1 milyon euroya alabildiğiniz için gerçekten çok şanslısınız. Euro mu? Canım iyi misin? Euro, ne dedi kız? Euro dedi o. Ne eurosu ya? Melike vallahi billahi ne yapıyorsun ya? Bak al işte. Metledin metledin evi 1 milyon TL dediği eve 1 milyon euro diyor şimdi. Oğlum al kardeşlerini, gidiyoruz çıkıyoruz buradan, hadi çık. Nereye gidiyoruz ya? Anlıyor muyuz evi? Kızım neyi alacağız? Beni delirtmeyin burada bak. Kız ben yavrum bak 1 milyon TL dedi diye o kadar sevindim. Anana manana da laf çarptık yani. 1 milyon euro diyor kız. 1 euro 5 TL. 1 milyon. Ulan 5 milyon euro kız, delirdin mi sen? Allah'ım bir cümlenin içinde kaç kere daha euro geçebilir acaba? Bu nasıl bir cümle ya? Peki bir insanın kalbi kaç kere daha kırılabilir Necmettin? 5 milyon kere kırılır Melike Hanım, 5 milyon. Benim şu anda kalbim 5 milyon parçaya bölündü burada. Parçık pincik oldu. Ben üzülmüyor mu? Koca ev git havuzlu mavuzlu ya. Kredi çekelim. Bak Melike yapmayın. Lütfen bugün öldürmeyin beni. Benim daha yaşayacak günlerim var. Kızım neyle hangi peşinatla kredi çekeceğim? Evi satarız. Evi sat, tamam oldu hadi. Bravo, vallahi tebrik ederim, aferin. Kız evi satsan ne olacak? 400 bin, 500 bin. Evin suyunu sıksan, her yerini sık evin, 600 bin eder. 1 milyona tamamlamak için 400 bin lazım. O peşinat falan yok bizde. Nereden bulacağız 400 bini? Anne. Ne oldu anana? Annemden isteyeceğiz. Vermem. Kefen param o benim. Anne o ne ya? 400 bine kefen mi olur? Sana ne ya? Keyif benim, kefen benim. İstersem altın sırmalı yaptırırım. Anneciğim, sen biliyorsun ben yıllardır böyle evin hayalini kuruyordum. Şimdi ben tam hayalime bu kadar yaklaşmışken sen kızına yardım etmeyecek misin? Anne! Edecek misin? Ay edecek. Edeceğim. Ama 2 şartım var. Kabul şartlar, hepsi kabul şartlar. Söyle. 1. şartım, benden aldığınız parayı 1 yıl içinde geri ödeyeceksiniz. Hem de senet imzalayacaksınız. Oha açık çüş, vallahi ayıptır ana ya. Ya bu senin kızın, öz kızın senin yani. Ne yapacak, parayı veremedi diye mafyalara mı vereceksin kızı? Ya da haciz falan mı yollayacaksın bizi? Ne biçim laf o ya? Ben hukuk kadınıyım. Haciz sana yeter. Tamam anneciğim, senet yaparız. Hatta istersen kefil bile buluruz. Sen yeter ki ver parayı. Gelelim 2. şartıma.
Benim için çok önemli. Çocukları herhalde rehin alacağım para karşılığında. Ama normal, birinci sorsa ikincisi budur yani. Vallahi öyle bir şey varsa Şirin'i hayatta vermem ufaklığı. Alacağız sana o iki kızdan, ağzı demirli olanı al. Hiç kızma Melike. Kızım evlenmeyecek mi bu? Zaten evlilik yaşına gelince vereceğiz yani. Bedavaya mı gitsin? En azından bir karşılığı olsun. Pis. Abartma. Ben o kadar gaddar mıyım? Aa, yok hiç. Ben kızımı istiyorum. Meleği istiyorum. Melek buraya gelecek, bizimle yaşayacak. O adamın yanından buraya gelecek. Çok güzel bir boğazla, süper. Anne, o adam dediğin babam yalnız. Şu adama babam deyip durma be. Akıllı adam tabii. Kaçmış, kurtarmış kendini. Bir de sen kendi haline bak Necmet. Ne dedin? Şey, tamam kabul. Kabul ya, bütün şeyle şartlar martlar. Kabul yani. Kızını 5 gün bilemedin, 10 gün içinde dizinin dibinde burada bulacaksın yani. Söz. Ah, ana kaçacak ver ha. Melek, ablam. Ah benim al dudaklığım. Bal yanaklım, nasıl özledim seni. Bak sesini duydum ya. Ay burnumda tütüyorsun böyle yani. Sanki özlem zehirlenmesi geçireceğim o derece. Ne istiyorsun ablam? O ne biçim konuşma öyle ablayla? Ya ne isteyebilirim ki ben senden? Şey diyecektim. Acaba artık sen Türkiye'ye geri mi dönsen ha? Ne dersin? Hı. Tabii. Niyemiş o? Özledik kızım. O yüzden niye olacak başka? Hayır, annemin de dilinden düşmüyorsun zaten. Bir ara gelirim abla. Merak etme söz. Bir ara olmaz. Hemen dönmen lazım. Topla pılını, pırtını, eşyalarını, her şeyini hemen dön. İnsanın yurdu gibi olamaz hiçbir yer. Tabii orası öyle de. Abla, benim burada bir hayatım, bir düzenim var. Yani babamı da bırakamam biliyorsun. Bana bak, bu dediğini sakın annem duymasın. Vallahi kalbine iner. Bu yaşta ana katili olursun, ana. Gelirsem de baba katili olurum abla. Ama sus, inatçı. Babasına çekmiş, ne olacak? Hani ne var yani, sanki bir kerecik de ablan için bir şey yapsan? Ablacığım, tam olarak ne istiyorsun? Sen bir söylesene. Şimdi Melek'ciğim şöyle, biz eniştenle bir halt ettik. O halta edince de anneme bir söz vermiş bulunduk. Şimdi o senin Türkiye'ye geri döneceğini zannediyor canım kardeşim. Ne? Delirdiniz mi siz ya? Benim adıma niye böyle bir yalan söylediniz? Niye mi yalan söyledik? Niye yalan söyledik biliyor musun? Hayalimizdeki evde oturabilmek için, hayalimizdeki hayatı yaşayabilmek için yalan söyledik. Abla, şu an bana açıkça konuşmazsan telefonu kapatıyorum. Melek'ciğim, evi almak için annemden borç aldık. Annem de tamam, ben size borç veririm ama şartım var dedi. Senin buraya geri dönmen şartını koştu. Biz de eniştenle kabul etmiş bulunduk. İkna edeceğiz dedik. Şimdi annem geri döneceğini düşünüyor. Hayır. Hayır ablam. Hayır, asla. Asla olmaz. Melek, ay Melek, bana bak. Eğer annem onu kandırdığımızı duyarsa bizi mahveder, tamam mı ablacığım? Aramızda bütün bunlar. Sen iyice düşün. Hadi babama da çok selam. Öpüyorum. Anne! Yazıklar olsun. Açıklayabilirim, vallahi açıklayabilirim. Bırak, bırak, istemiyorum. Açıklama istemiyorum. Paramı istiyorum ben. Madem bana yalan söylediniz, kızım gelmiyor, paramı istiyorum. Anneciğim, ama biz o parayı alıp eve peşinat verdik. Anlaşmayı bozdunuz. Ya paramı verirsiniz ya da bu evi başınıza yıkarım. Saçmalama anne, ben senin kızınım. Ananı dolandırırken düşünecektin kızım olduğunu. Oh, lan ben nasıl bir çetenin içine düştüm böyle ya? Ne çetesi? Dolandırıcılık çetesi. Ah anne, ay aşk olsun ya. Alt tarafı borç aldık senden. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına, neyin tartışması bu? Yıktınız evi ya. Hı, çetenin başı da geldi işte. Kızımı da kendine çevirdin. Pis. Hayırdır kayınvalideciğim? Yine evin bütün voltaj seviyesini en yükseklere çıkarmaya başarmışsınız. Ah, ben emekli olmayacaktım. Sizi çete kurmaktım. Nitelikli dolandırıcılıktan hapse atardım. Sittin sene çıkamazdınız. Şuş artık ya. Ana yine vitesi boşa aldı. Bayır aşağı sallıyor. Lütfen çık şuradan, geç. Anneciğim, şimdi ben Melih'i aradım ya. Ben birkaç kere daha ararım ama sonunda kesin ikna ederim. Sen merak etme. Anne. Anne. Merak etmiyorum. Hiçbir şeyle de ilgilenmiyorum. Ben gidiyorum. Nereye? Oh, tamam ellem, bir kahve yap git. Saçmalama ya! Anne nereye? Ay anne, sana diyorum, ne olursun dur, nereye? Yalancıların, dolandırıcıların olmadığı
huzurlu bir yere. Mezara. Mezara. Vallahi hayırlısı olsun anacığım. Biz sizi hiç tutmayak. Hikmettin. Dur be kız. Allah Allah. Yani sizi tutmayak da bir şey diyeceğim anacığım. Giderken o iki tane altın dişiniz var ya, onu bırakın da soyulmayın diye, huzurunuz kaçmasın diye dedim. Sizden hala soyguncu mu olur lan? Paralarımı aldınız, şimdi de altınlarıma mı göz diktiniz? Hikmettin, Allah aşkına sus. Bak şu anda kendimi dul gibi hissetmeye başladım, ne olursun. Dul? Dul ne ya? Yetim diyecektin herhalde yani. Benimle konunun ne alakası var Melike yani? Anne zaten kendi için şey yaptı değil mi annesi? Yok, karın doğru söylüyor. Onu dul bırakacağım. Öl ya da diri. Anne, bize tiksin etme, ne olur bırakma bizi anne, ne olur, ne olur bırakma bizi. Anacığım, yürü ve özgür iradenize saygı duyuyorum gerçekten. Yolcu yolunda gerek. Buyurun, yola göstereyim size. Hesap numaramı biliyorsunuz. Bir ay içinde paramı ödediniz ödediniz. Ödemezseniz haciz getiririm. Nedir ya bu? Hep tehdit, hep şiddet. İyi gitti bari. Melike! Melike nerede benim yanık adam? Hikmettin. Komple mi yanmış, nerede? Komple mi yanmış? Anam geç kaldı. Geç kaldım anama, yetişemedim. Buz kesmiş, geç kaldım. Anne, Hikmettin. Gitti ana. Gitti de gitti, huzura kavuşacağım diye mezara gitti. Öyle severdik, öyle severdik birbirimizi rahmetliyle. Erkenden, Melik ne zaman gömücük, gömelim kalmasın böyle. Hikmettin! Ya Gılbat, bu kim be? Bunlar kim? Hikmettin'cim, karşı odadayız biz. Burası değil. Kız o kadar rahat yaktık ya. Tövbe tövbe ya. Amca, kusura bakmayın. İnşallah size tez zamanda şifa olsun, şifa olur inşallah. Kusura bakmayın. Olur, kolay gelsin. Hayırlı günler. Nasıl karıştırdın anlamıyorum ki. Melike ben ne yaptım biliyor musun Rukiye Hanım'ın acısından? Gördün ya annemi. Ne söyledim ya? Ha? Anacığım ya bu sefer sensin ya. Suratsızlığınızdan hemen tanıdım. Çok geçmiş olsun, öpeyim anacığım. İyi bırak, bırak yalama. Enişte! Kız! Necmettin! Ama görmedim ayağını, orada ayak mı olur? Yalnız anacığım bu isyankar tavrınıza hayran kaldım ya. Ben de böyle acı olduğumda falan dünyayı yakasım gelir. Melike biraz ortam yumuşasın diye espri kattım yani. Ne var cimcik attın hemen? Bizim yumuşamaya hiç niyetimiz yok Necmettin Bey. Ayrıca bu olaydan sonra Rukiye Hanım'ı huzur evimizde misafir edemeyeceğiz. Ne? Ay Hadiye Hanımcığım, öyle hemen karar vermeseydiniz, olay çok taze. Şişt, yalvarma be, yalvarma. Ben istenmediğim yerde durmam. Toplayın eşyaları, eve gidiyoruz. Eve mi gidiyoruz? Olmaz. Olmaz canım yani. Hoş, orada da istenmiyoruz ya. Evet. Ay, Hadiye Hanım ayıptır canım yani. Koskoca kadın kaç yaşında kafa önüne mi konulacak? Vallahi ayıptır. Necmettin sen karışma. Hadiye Hanımcığım, şimdi eğer sorun paraysa onu hallederiz. Hiç dert değil. Değil mi? Yani siz bize masrafınızı söyleyin, hepsini öderiz. Değil mi Necmettin'cim? Ya Melike anamız o bizim ya. Herhalde öderiz yani. Kaç para ki? Yani aşağı yukarı 30-40 bin tutar. Kaç? 40 bin. 40? Kalk. Ana kalk. Ben anamı alıyorum. Necmettin ne yapıyorsun? Anamı aldırın. Bütün serum, merum, hepsini alın. Kelliklerini, meliklerini alın. Tamam Necmettin. Hemen eşya alın. 40 bin, 40 bin. Tamam 40 bin. 40 bin ya. Hadi çabuk. Anneciğim biz toplayalım eşyalarını. Hadi anne. Nedir ya? Ay koptu bütün kollarım, mollarım koptu ya. İmanım gevredi yani. Of. Ay. Sanırsın Margaret Thatcher mübarek. Kaç tane valizden gelmiş Melike? Temelli geldi kadın Necmettin. Ne yapsaydı? Olacak o kadar. Necmettin.
Söyle ruhum. Annemin tekrar bizimle yaşayacak olması senin için sorun değil, değil mi? Yok canım, ne sorun olsun ki yani? En fazla gelir, bizim evi de yakar. Ya. Ya. Şaka şaka ya. Ya, ya şunu başlı kadın ya, ne zarar gelebilir ki yani? Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Melike 40 bin mi verek? Hiç gerek yok yani. Hadi. Melike Allah'ın aşkına bunu al bari. Herkes bana bakıyor. Rezil oldum burada. Bunu al kolumda. Ama elim çok ağır. Ay Melike entari de giyeyim madem ben. Bu nedir ya? Şişt, aslan! Kaçın orada, çık. Nedir ya? Pardon. Ama yani orada dururum aslanım. Hayret bir şey ya. Buradan ineceğim ben. Hayır Necmettin, oradan inemezsin hayatım. Ya Melike ne alaka? Şuradan ineceğim işte. Niye oradan indin? Yıldım, yeminle yıldım ya. O kadar valizle gelinir mi ya? Halimize bak. Necmettin sen orada inilmez dedim ben. Cevap verme, yürü. Gel buraya, eteğim açılıyor. Açıldı mı eteğin falan? Açılmadı değil mi kesin? Hadi Necmettin yürü. Savaş, düştüm zaten. İyice kapat eteğimi. Ay çok özlemişim araba kullanmayı. Anacığım sen hasta hasta keşke yormasaydın kendini, ben kullanırdım ya, ne gerek vardı? Ben hasta değilim ki Necmettin. Vallahi uzun zamandır yani yıllardır araba kullanmadım. Çok heyecanlandım ha. Karışma sen benim işime. Evet Necmettin bak ne güzel kullanıyor annem işte, karışma annemin işine. Bismillah. Bu mu güzel Melike? Dönüyorduk ya. Neresi güzel bunun? Ne? Ne? Bu bana mı korna çaldı? Ya sana çalıyor tabii, sen kullanıyorsun. Bana mı çalacak? Lan! Lan gelirse buraya var ya. Vallahi o kornayı senin. Tövbe tövbe. Aldım plakana, aldım. Mahkemede görüşürüz. İnsanı sinirlendiriyorlar valla. Olumlu ol. Olumlu olur ki. Olumlu olur ki. Ya koca kas. Anacığım yavaş istersen bak, girdik sokağa biraz ya, yacık yavaşla ya. Ya görüyorum, kör değilim ben. Melike. Ana bak yavaşla, kapı açılacak. Kapı var karşıya, kapı açılacak. Hangi kapı? Ya basın evine ver aşağı. Ya Allah'ım yarabbim ya. Yacık yavaşla dedim ana ya. Çok büyük vurduk. Bu nedir ya? Yacık yavaşlayaydın ya. Aa. Açılmadı. Yacık yavaşlayaydın, açılacaktı yani. Ya yavaş dedim. Türkçe konuştum. Yavaş dedim ya. Hayat yavaş hareket edemeyecek kadar kısa damat. Hay damadın ya. Çok büyük vurduk. Çok büyük arabayı vurduk. Çok büyük vurduk ya. Çok büyük vurduk arkadaş. Çok büyük bir şey oldu herhalde. Allah'ım yarabbim. Bütün tampon mampon cızılmış. Her yer plakalar falan yerlerde. Çok büyük masraf bu. Nedir şimdi Allah aşkına ya? Yani gerçekten kaynana değil bu Melike. Doğal afet bu, doğal afet ya. Kasırga yemin ederim. 50'li kasırgası yani al. Yani... Hadi. Hadi geçeyim. Anan açtı kapıyı hadi. Anan açtı aç. Bitti, bitti, bitti ya. Yarabbim ya. Kız, hiç sağlam değilmiş bu kapı ha. Ay anne ya. Ben diyeyim size. Kocacığım. Ayıp ya. Şu hale bak ya. Hesapta aile reisi olacağız. Ne bir karşılama, ne bir hoş geldin falan. Sanki bekar evinde yaşıyorum ben. Bekarım sanki. Öleceğim acımdan ya. Her şey dondurulmuş abi. Ne var burada ya? Aa, Necmettin! Oh, Allah sen nasıl bir söyle yapsın Melike ya? Öyle gelir mi sessiz sessiz arkadan? Ana sandım. Ay, sen yine eşek kokuyorsun. Melike ne kokacağım ben? Ha? Biski amper mi kokacağım? Eşek kokacağım tabii. Kızım benim işim eşek, artık bunu söyleyip durma bana ya. Ben sana kaç kere tembih etmedim mi ha? Çiftliğe giderken yanına yedek kıyafet alacaksın. Eve gelirken de temiz kıyafet... Çek el oradan! Eve gelirken temiz kıyafet giyip geleceksin demedim mi? Ya bütün oranın pisliğini, kokusunu buraya getirdin. Aman da aman. Prenses Hazretleri teze kokusundan rahatsız mı olmuşmuş? Evet, rahatsız olmuş. Yapma.
Hemen yukarı çık, banyo yap, üstüne temiz bir şeyler giy. Sinirlendirme beni! Demin sor yani, kocan gelmiş. Ağacı mısın, tok musun? Anca azarla. Anca azarla sen beni! Kapat buzdolabının kapısını! Lan! Kapattım! Gitmişsin ya. Yeminle yıldım artık. Vallahi da yıldım, billahi da yıldım ya. Acaca ölüp gideceğim yani. Ulan vallahi ben de mi kaçsam huzur evine? Ne yapsam burada? Acıktan ölüp gideceğiz ya. Sandalyeye dokunma pis ellerinde. Manyak kadın ya. Bütün hayatımı ezberlemiş. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Sana yandım zühtü. Hele hele kandım zühtü. Şimdi geldi salınmanın zamanı da zühtü. Sana yandım zühtü. Hele hele kandım zühtü. Sana yandım zühtü. Hele hele kandım zühtü. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Lan ne adı? Lan! Oh! Kimsin lan sen? Lan kimsin sen? Yağmur, tanımadınız mı? Hırgız! Değil ben Melik Hanım'ın çantası. Hırgız! Değilim ben. Oğlum gel şuraya. Gel. Allah cezanı versin. Ne oldu lan? Ya ben hırsız değilim. Desene oğlum ya. Oh. Lan sen. Öldü lan be. Rüşhane'ye geldim. Lan oğlum o zaman benim odamda ne işin vardı? Hem de hanımın çantasıyla. Ben yolladım. Ayakkabımı çıkartmayayım. Odaya çıkıp sen alır mısın çantamı dedim. İyi halt ettin. Neyimiz var, neyimiz yok? Gizlimiz, sağlımız. Bunun önüne serek o zaman yağlı saç. Ya çocuğu anneme baksın diye bugün yine ben çağırdım. Anana baksın o zaman. Bana bakmasın sapık. Pislik. Ben var ya bu adamla bir dakika oturamam. Boşa sen bunu. Vallahi boşa. Yürü çocuğum, yürü. Tamam, tamam. Neyse. Bittin. Vallahi mahvederim bak. Ölümün elinden ol, elim elimden ölürsün bak. Hala bak. Bak, bak. Yazıklar olsun sana. Utanıyorum sende. Hiç yakışıyor mu bir bak kendin. Sen niye benim bornozumu giydin? Vay manyaklar ya bornozu. Nasıl oldu lan bu ana? Nasıl koştum ya, hala dipçik gibiyim ha. Dönüşte. Evet, baba da geldi. Yemeğe başlayalım diyeceğim ama. Maşallah başlamışsınız. Çok güzel. Şu an kendimi tam bir aile reisi gibi hissettim ha. Necmettin'cim, hani bizim şu bakıcı olayı vardı ya. Heh, yine başladık. Hayatımda 2-3 kişiyle konuştum. Herhangi biri, beğendiğimiz herhangi biri yarın ararsak hemen gelecek. Melike o zaman ara gelsinler yani, çağır. Allah Allah. Aa, kocacığım ben senden onay almadan böyle bir şey yapabilir miyim? Bak şimdi bir tanesi 10.000 lira dedi. Diğeri 12.000 lira istedi. Üçüncüsü insaflı çıktı, 9.800'e okey. Çok iyi ya vallahi, bedava. Dalga mı geçiyorsun ya Melike? Allah Allah, çocukların yanında. Yani biz çocuklar yaparken bu kadar para harcamadık. Baştan mı yapacaklar bunlar çocukları? Piyasası bu hayatım, ne yapalım? Ya neyin piyasası bu Allah aşkına? Daha ucuza falan biri yok mu ya? Yağmur! Sen ne kadar alıyorsun aslanım? Ne kadar derken? Oğlum ne demek ne kadar? Türkçe konuşuyorum yani. Maaş olarak ne kadar alıyorsun? Gerçi böyle şeyleri sormak ayıptır ama ben sordum, hadi bakalım. Yani benimkine maaş denmez. Ya orası benim evim gibi sonuçta. Ama harçlık olarak bir alıyorum 2.000 lira. Al. Bu çocuk mahvoluyor, yaşlılarla uğraşıyor, 2.000 lira alıyor. Onlar el kadar bebelere bakacaklar. Dünya parayı soyguncu bunlar ya. Evet enişte, haklısın. Ama Yağmur bakmayacak sonuçta bu çocuklara. Bir de yani bulacağımız kişi gerçekten çok güvenebileceğimiz biri olmalı.
Bana da bakacak damat yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Vallahi bu Yağmur bize nasıl baktı biliyor musun? Bebekler gibi baktı ah yavrum. Yani ödevlerimize de yardım edebilmeli sonuçta. Sana kızım sen ne bakıcısı? Kazık kadar olduk biz. Kes be. Yani birazcık da böyle eli yüzü düzgün, hafif bir tanıdıklığımız olmalı. Güvenilir olmalı. Melike iç güveysi mi alacak ya? Ne alaka yani? Normal fiyatlı böyle ucuz bir şey olsun yeter. Bak damadın hakkı var. Ben katılıyorum Melike. Yani nedir o öyle? Ev taksidi öder gibi 10.000 lira, 20.000 lira, 12.000 lira. Yok canım o kadar da değil yani. Yani Necmettin'e de hak vermek lazım. Parada kolay kazanılmıyor kızım. Anacığım şu an çok duygulandım yani gerçekten. İçim tiril tiril titriyor. Elinizi öpüyorum. Tamas Hanım buradan. Orayı öpüyorum ellerinizi. Tabii çocuğum yani. Ben seni anlarım yavrum yani sonuçta. Yani sen de parayı zor kazanan bir insansın. Hayır öyle de anneciğim. Yani Yağmur gibi 2.000 liraya hem sana bakacak, hem eve bakacak, hem çocuklara bakacak. Gerçekten hayal bu, hayal. Yok yok, hayal falan değil Melike. Hani hayal olsa... Bak Yağmur hayal değil, gerçek işte. Bu çocuk 2.000 liraya çalışıyor ya. 2.000 liraya çalışıyor Necmettin. Yağmur 2.000 liraya çalışıyor. Ya yok mu şöyle Yağmur gibi 2-3.000 liraya çalışacak bir tanıdığımız? Hayır yani vardır da Yağmur gibi güvenilir olan birini bulmak lazım. Sonuçta çoluğumu çocuğumu anneme emanet edeceğim onlara. Öyle vallahi. Keşke Yağmur gibi biri olsaydı. Yağmur, Yağmur. Ay içime fenalıklar geldi. Nereden bulacağız Yağmur gibi birisini? Melike. He. Ben buldum. Çok şükür. Kim? Kim? Kim o? Yağmur gibi biri diyorsunuz ya. Kim? Anda bu Yağmur. İnanmıyorum, vallahi inanmıyorum. Böyle bir zeka hiçbirimizin aklına gelmedi. Ya. İnanmıyorum. Yağmur. Benimle uzun bir yol yürümeye var mısın? Uzun bir yol derken? Bu evin bakıcısı olur musun? Ay Yağmur mu? Yani baba sen tam bir dahisin. Görüyor musun? Vallahi tam bir dahisin yani. Senden başka kimsenin aklına gelmedi gözümüzün önündeki adam. Allah Allah benim geldi ama işte yani. Ne yapayım aile reisi olmak böyle bir şey yani. Aile reisi dediğin kafasına gelir, bulur, yapar, bitirir. Damat. Eğer Yağmur bakıcı olursa maaşı da benden lan. Vallahi mı? Ha? Ama benim yani... Tamam lan, sus! Yakışıklı şey ya. Sabahına erkenine 5 gibi falan gel. Başla, hayırlı uğurlu olsun. İyi emanet, hadi. Ay kocacığım, gel. Ay, yine etkiledin beni zekanla. Zeka yani, ay fışkırıyor böyle çocuktan maşallah. Hayran, inanılmaz. Fışkırıyor maşallah. Bu mu benim mükafatım? Duyacağım ben sana torpilli. Melike, anan öderdi mi kesin? Öder. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol.